Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Popüler İspanyol markası Desigual'in eğlenceli, renkli ve özgür tasarımları moda tutkunları için Ercan Havalimanı Caner Duty Free gidiş mağazasında. Biraz farklı, biraz meraklı, o benim beğenim. Biraz aşık, biraz çılgın, o benim beğenim. O benim. Bazen sade, bazen canlı, o benim beğenim. O benim beğenim. Evet, ikinci bölümle devam ediyoruz. Az önce duyurmuştuk, sabahın ilk saatlerinde gün doğumuna müteakip Ulusal Birlik Partisi'ndeki oy sayım işlemi bitti. 2722 oyla Hüseyin Özgürgün ve 1437 oyla Ersin Tatar ikinci tura kaldılar. Ve ikinci turda kapışacaklar, hani yine ambiyane tabir diyelim. İkinci turda bu iki isim karşı karşıya gelecekler. Şimdi az önce biçimsel anlamda konuyu konuşurken Hasan Bey, işte bizim aramızda, dün akşam Twitter'a da bakıyordum. Twitter'da da bayağı bir dalga geçiyorlardı. Yani adamlar işte 50 milyon oyu saydılar iki saat içinde. Biz daha bir şey yapamadık falan filan gibi. UVP'yi tebrik etmek lazım dedi Hasan Bey. Çünkü bunu gerçekleştirmek de bir rüyaydı. Yani bir ütopyaydı. Yani bu kadar üyeyle seçim olur mu vesaire gibi. Tabii canım. Ve bu gerçekleşmiş oldu. Şimdi ise... Sen mesela bir şeyler söyledin programdan önce. Yani işte Nazım Çavuşoğlu önerdiydi. İlçelerde kurulsun bu sandıklar. Evet, mesela olabilir. Bu kurultay olmaz. Tamam mı? Yani seçim. Bu seçim olur. Evet. Yani... Bu Türkiye'deki seçim gibi, KKTC'deki seçim gibi sandık kurulları farklı vesaire falan diye. Partiler bilmiyorum yani bu yasaya ne kadar uygun. Tüzüklerini buna dönüştürürlerse, yani bir divan başkanlığını oluşturup da bir hafta sonra da seçim yapacak şekilde sandık kurulları oluştururlar da ilçelere, bilmiyorum onu. Hukuken yorum yapacak durumda değilim buna. Hı hı. Ama teknik olarak ancak o şekilde bu mümkün olabilir. Tamam mı? Yani saat 5'te sandıklar kapansın. İşte her sandıktan birkaç yüz oy olsun. Onlar bu alınsın, merkeze olamazdı. Bildirilsin, çarpılsın, toplansın. Tamam. 6.30-7'de UBP başkanlık seçimi neticeleri çıkmış olsun. Bu ancak öyle bir sistemle mümkündür. Tamam. Yani burada tek bir sandık kurulu var. Yani divan. Ya bence burada şeye odaklanmak lazım. Sizin söylediğiniz noktaya. Hani bunlar işin detayları. Sonuç itibariyle burada bu kadar üyeyle bir kurultay gerçekleşmiştir. Evet. Bunun olabilirliği ortaya konmuştur. Evet. Yavaş olmuştur. Yani tek tek sayılmıştır. İlker Edip'e de acıdım bir ara yani izlerken. Ya acınacak yavaş. Bir durum yok yani. Yani bu zor yani böyle. Adam işi diye. Her neyse. Daha parti meclisi var. Ha tabii ki. Yani şimdi onu da göz ardı ediyoruz. Şimdi parti meclisi daha hassas. Tamam mı? Yani... Çünkü her adayın adı tek tek okunacak, bir çeteleye yazılacak ve neticede işte kazananlar belli olacak. Yani bu uzun bir süreç ama tamam. Şimdi yani önemli olan burada temiz, tertipli itirazlara neden olmayacak şekilde bu oy kullanmanın ve sayımın gerçekleştirilmesidir. Evet. Şimdi tabii ki sonucu da değerlendirelim. Bu sonucu konuşurken de elbette son ikiye kalan adayları konuşalım. Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar. Şimdi Ersin önce Bey... genel bir şey söylemek lazım. Gelirse sevgili Cem. Evet.
Yani bu kurultay süreci, işte bu 9000 küsur UVP oyu kaydedildiği için yeniden, yani bu listelere çeşitli itirazlar yapıldı, çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı diye aslında sonucu kolay kestirilebilen bir seçim değildi. Seçim çünkü olmadı, bu evet. Kitleyi tahayyül bile edemiyorduk. Normalde biz sıradan vatandaşlar, işte rafımızda UVP'li bildiğimiz insanlar var. Değil mi senelerden beri? Bir kurultay öncesinde bakarsın, işte senin 10 tane UVP'li arkadaşın varsa, 5'e 6'sı ile bir aday için konuşuyorsa dersin ki bu kazanır ya UVP'de. Demek ki öyle falan. Falan dersin. Ama burada yani çok kitlesel bir şey vardı ve benim dikkatimi çeken bir husus da aslında rafımızda da yani yine öyle çok bilindik UVP'lilerin dışında bunu konu eden kimse de yoktu. Kimse de yoktu. Dolayısıyla bizim böyle halk içerisinde yaşayarak nabız tutma gibi bir şansımız yoktu. Dolayısıyla enteresan, her şeyin olabileceği bir seçim gözüyle de bakıyorduk. Yani işte programda da bazı adaylarla bağlantı yaptık ve bazı görüşler almaya çalıştık. Eskiden duayen sayılabilecek UVP'lilerden görüşler aldık. Onlardan da böyle kesin kanaatler elde edemedik doğrusu. Ama yani akşam daha yani ilk mesaj gelene kadar ben de ayakta kalmaya çalıştım. Hani ilk 300-400 oyda belli olur eğilim diye bir görüş var ya sürekli genel seçimlerde yani. Burada da falan olur mu bu diye. Ben ondan da çok emin olmadım akşam da. Yani evet çünkü acaba sandıklar nasıldır? Hangi yani homojen bölgede? Mi? Çünkü aynı olması lazım ki ben yani de emin olmadım ama. Çünkü iskeleden gelen sandıkta en azından onu bekleyeyim dedim. Yatağa girmeden sabah önce bekledik. Abi. Şimdi sabahleyin de bu neticeyi gördük. Bir kere bu neticeyi bu kadar katılım beklemiyordum ben. Zaten Hüseyin Bey bile beklemiyordu ki bu kurultayın başarılı geçmesi için çok emek harcadığına vesaire durmadan vurgu yapıyordu. Başka programlarda da bizim programımızda da. Ve aldığı 2700'den fazla oyda ve ikinci gelen Ersin Bey'le arasındaki fark da bence çok anlamlı. Bu çeşitli yönlerden yani hem biçimsel olarak hem aldığı oy bakımından Sayın Hüseyin Özgürgün'ün başarısı olarak bugün teslim edilmelidir diye düşünüyorum. Yani şey olması böyle başarılı bir. Yani hem şekilsel olarak onu fazlaca konuştuk. Hem de aldığı oy bakımından da Hüseyin İkinci Bey'in. İkinci turda ne olur? Şimdi tabii ki aritmetik olarak baktığımız zaman eğer karşıdaki bütün oylar Hüseyin Bey'in karşısında toplanırsa diye düşünülebilir. Ama aradaki fark oldukça yüksek bir. İkincisi tabii aşağı yukarı 3000'e yakın da kullanılmamış oy vardır. Yani mesela Hüseyin Bey'in kendi oyundan daha fazla birinci gelen adayın Hüseyin Özgürgün'ün oyundan daha fazla kullanılmamış oy vardır. Dolayısıyla birinci turu ikinci turun böyle birebir devamı saymak çok doğru değildir bu gibi seçimlerde. Bu kadar çok oy farkı varken. Belki de oy kullananların kompozisyonunda da önemli bir değişiklik bile yaşanabilir. Çünkü acaba tekrar vurgu yapıyorum. Yani 6000 küsur oy kullanıldı. İstersen tam rakamı söyle yazayım da durmadan tekrarlayayım ki izleyicilerin aklında da kalsın. Var mı orada? Burada yok. Şey var sadece. Ve sonuçlar var. Tamam toplayabilirdik. Neyse. Ama geriye işte onun yarısı kadar da kullanılmamış oy vardır. Bunların ikinci turda oy kullanma hakkı vardır. Bildiğiniz gibi yani 6135 bu arada. Kaç? 6135. 6135 oy kullanıldı. 9224 üyeden 6135'i oy kullandı. 9224 üye var toplam. Gördün mü? Yani işte 3000 oy açıkta yani kullanılan oyların yarısı kadar oy da kullanılmamış. Bunlar bu önümüzdeki ikinci turda. Kullanabilirler mi tabii acaba? Tabii öyle bir hakları vardır. Yani ilk turda oy kullanmadın sen. Hayır hadi öyle bir şey yok. Bir dolayısıyla şey her şey olabilir. Ama moral büyük bir moral üstünlük Hüseyin Bey'in elindedir. Ve ben bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Burada Ersin Tatar önemli bir yarış çıkardı. Ersin Tatar sürpriz mi sizin için ikinci tura kalması?
Vallahi çok değil. Zaten Ersin Bey ile Ünal Bey'in ikinci ve üçüncü olması beklentisi vardı. Sadece burada sürpriz olan şey Ersin Bey ile Ünal Bey'in arasındaki fark da. Yani Ersin Bey, Ünal Bey'in iki katı oy aldı. Evet. Bu nedenle şunu aslında söyledim. Hüseyin Bey yani de Ersin Bey'in iki katı aldı. Evet. Rakamsal işte olarak. Yani rakamsal olarak. Evet. Yani dolayısıyla kolay kapanacak farklar değildir bunlar. Moral açıdan da bundan sonra. Haftaya göreceğiz aslında. Haftaya göreceğiz. Ama şeyi vurgulamaya çalışıyordum. Yani Ersin Tatar bizim programdaki konuşması benim çok dikkatimi çekmişti. Hı hı. İşte sen hep sorguluyorsun. Yani bu iş mahkemeye gider mi? Özellikle yani kavga çıkar mı bu işin sonunda? Bir şey olur mu ya getirmeye çalışıyorsun sen? Ersin Tatar'sa ben demişti kapı kapı dolaştım. Sadece Lefkoşa'da değil diğer ilçelerde de yani bu partinin önemli bir neferi olduğumu gösterdim. Bu vesileyle de katkımı yapıyorum. Yani sonuç ne olursa da olsun öyle mahkemedir, şudur budur düşünmüyorum. Ve bu yola bu şekilde devam edeceğim. Yani bu parti bizimdi falan. Yani sanki onu kanıtlamış gibi görüyorum Ersin Tatar'ın aldığı oyu da. Yani hedefi mutlaka seçilmekti de. Yani insanların hani bir B planı da olur ya. Evet. Eğer böyle bir B planı varsaydı Ersin Tatar'ın, yani bu partinin çok önemli adamlarından birisiyim ben. Önemli değil, bak vurgu yaptım. Çok önemli adamlarından birisiyim ben. Her zaman buradayım. Genel başkanlığa da alternatifim. Yani bugün seçilemesem bile. Evet. Demek vesaire istiyorsaydı Ersin Tatar bunu başarmıştır diye düşünüyorum. Evet. Diğer adaylar bakımından onlar da kendilerince partinin önemli birer kusura bakmasın Oğuz Bey'in haricinde diğer milletvekili adaylardan söz ediyorum. Hı hı. Belki bunu tahlil etmek gerekebilir. Yani bu oylar acaba hangi bölgelerden alındı? Özellikle Ünal Bey, Ersan Bey, Nazım Bey ve Zorlu Bey bunu kendi seçim bölgelerinde de kendi seçilmelerini sağlayan bölgelerden de almışlarsa onu en azından ayrıca o bölgelerdeki vazgeçilmezliklerini bir ölçüde kanıtlamış oldular. Yani bundan sonra UBP için önemli olan yani bu sinerjiyi, çünkü dışarıda işte etkili olan başka isimler de var tabii. Yani UBP'nin etkili isimleri sadece bunlar değil ki. Yani önemli olan bu isimlerin bir araya gelip bir sinerji oluşturarak yola devam etmeleridir diye düşünüyorum. Şüphesiz öyle olacaktır, onu göreceğiz. Peki geçersek Türkiye'ye. Çünkü UBP'de bekleyeceğiz. Ama önemli soru şuydu değil mi? Bu duruma göre artık bu hafta daha ikinci tur olmadan KKTC'de bir hükümet krizi beklememeliyiz diyebilir miyiz? Bence öyle. Yani bunu konuşmak da gereksiz. Ama bunu biraz ifade etmek gerekirdi. Ha. Yani böyle hep geçen sonuç haftayı böyle ip üstünde geçirdi KKTC hükümeti bence. Yani hafta sonu ne olur? Yani bir önemli bir karara imza atacak olsanız örneğin, ya bu hükümet bu kararın arkasında durabilecek mi gibi bir soru işareti vardı geçen hafta için. Evet. Bence bu hafta sorguladıydık da yayında. Evet. Dolayısıyla bu sorun ortadan kalkmıştır. Burada Sayın Başbakan'a ve bakanlara tekrar hatırlatmak gerekir ki hükümet sorunu olmayacağına göre tam kapasiteyle işlerine sarılmalarında da bir engel yok demektir. Evet. Çünkü siyaset böyle bir şey. Yani varsaydı sarılamazlar mıydı? Evet, sarılınamaz. Yani siyasi bir arıza olduğu bir zaman bir yerde, yani istikrarın böyle bir önemi var demokrasilerde veya toplum yönetiminde. Şimdi o istikrarlı duruş gerçekleşeceği beklentisi arttığı için onların da siyasi gücü artmıştır. Bu siyasi gücü, hükümetin siyasi gücü artmıştır. Toplum yararı için kullanmaları gerekiyor. Yani bir dakika bile kaybetmeden işe sarılmaları gerekiyor. Yani bugün pazartesi. Evet. Geçiyorum Türkiye'ye. Tamam, sen bilirsin. Şimdi AK Parti'nin bu yani önümde bir şeyler var, bir de yani rakamlar var. Gerçekten çok enteresan.
AK Parti en yüksek oyu 2011'de almıştı. 2011'de AK Parti %49.92 oy aldıydı. Yalnız oran olarak %49.92, 2015'te %49.40 oy aldı oran olarak. Ama rakamsal anlamda oy açısındansa 2011'in de üstüne çıktı. Dolayısıyla AK Parti'nin dün akşamki Türkiye'deki zaferi mi diyelim bilmiyorum ama mesela gazeteler ezdi geçti, AK Parti şunu yaptı bunu yaptı falan gibi. Sonuçta dördüncü bir AK Parti iktidarı, tek başına AK Parti iktidarına şahit olacağız. Bu sonucu bekliyor muydu Hasan Erçakıcı? Beklemiyordum. Neden? Beklemiyordum çünkü AK Parti'nin karnesi özellikle son 4 yılda diyelim veya 7 Haziran'da var tabii arada da. Gezi olayları itibariyle. Yani sadece Gezi değil. Ben Gezi'de biraz provokasyon seziyorum. Yani o konuda biraz AK Parti'nin yorumlarına yakınım. O değil benim odak noktam. Bazıları onu alır ama özellikle Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ki tutumlar vesaire, mesela medyaya yönelik operasyonlar gibi. Yani hukukun üstünlüğü veya yargılama süreçlerindeki sorunlar benim için daha önemli. Anlatabildim. Dolayısıyla bunu beklemiyordum. Yani Türkiye'deki seçmenlerin buna bir tepki koyacağını bekliyordum. Ama yorumumu sorarsan, yani ben bu seçimi böyle AK Parti'nin tutumları üzerinden okuyamayacağımızı yani düşünüyorum. Yani mesela bana böyle sorsaydın, neden diye sorsaydın, biraz önce böyle sormasaydın soruyu da. Neden, bekliyor nedir? Muydunuz diye sordum. Sen bekliyoruz muydun ama diye devamı sorsan, neden sorun diye çok soyut bir soru sorsaydın. Sormayacağım. Ben diyecektim ki, hayır sormadın, o senin seçimin. Benim kafamdan ne geçtiğini düşünmediğin için. Tabii ki soracağım. Yani sorun hayır ama şunu söylemek yani isterim Cem, önemli başlangıçta. Türkiye'de muhalefet sorunu devam ediyor derdim. Şimdi acaba öyle mi? Ben mesela... Evet. Ama yani... Nedenini söyleyebilirim. Buyurun. Yani argümanımı da söyleyebilirim. Nedir peki? Bak, yedi... Abi ben de bu arada siz söylemeden dün gece ben de Türk demokrasisinin en büyük problemi AKP değil muhalefettir dedim. Yani demek ki aynı kanaattesin. Muhalefette problem var diye ben de yazdım. Yani ben de öyle düşünüyorum da bunu sorgulatmak İçerik, istiyorum. İçerik tabii sorgulamak evet lazım. Yani ne demek neden istiyorum ben Türkiye'de mesela bununla? Mesela bizde de çıkan, dün akşam izledim bizim kanallarda. İşte Türkiye'de muhalefet falan filan bir sürü şey, ben de öyle yazıyorum. Ama bunun içeriği nedir? İçeriği nedir? Ben ona değinmek istiyorum. Şimdi mesela 7 Haziran'da Türk seçmeni AK Parti'ye işte %40 küsur, yani 41 diyebilirsiniz yuvarlayarak veya aşağı yuvarlayarak %40 oy verdi. Yani bir anlamda hem de yani iktidardayken işte seçime girdi vesaire diye bu parti bence 3-5 pointte ondan getirisi vardı. Birazcık puanını kırdı, ikaz etti vesaire ve bu nedenlerle bunu yaptığını düşünüyorum. Biraz önce dediğim demokrasiye dair nedenlerle bunu yaptığını düşünüyorum. Ve fakat 7 Haziran'la 1 Kasım tarihleri arasında işte hükümet kurma krizi, Türkiye'nin temel sorunlarında çözüm ararken işbirliği yapma yapmama meseleleri gibi konular tartışıldığı zaman veyahut da neredeyse iç harp boyutuna varan Güneydoğu'daki olayları dikkate aldığımız zaman, yani PKK saldırılarını, bu yollara patlayıcı döşenmesini ve tabii büyük miktarlarda, yani bir yerde bakıyorsunuz bir ton patlayıcı işte yolun altındaydı da zırhlı aracı havaya uçurdu. Yoksa birkaç kiloluk bir patlamayla o araçlar zaten bir şey olmaması üzerine dizayn edildi. Ve zırhlı araçların içerisindeki askerler şehit oldu mesela. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi askerlerini korumak için yani o kadar önlem aldı, neredeyse yürüyen bir kutu, çelik bir kutu
haline getirdi araçları vesaire. Buna rağmen o kadar çok patlayıcı kullandı ki veya bulunan depolarda bulunan patlayıcılar vesaire düşündüğünüz zaman Türkiye seçmeni AK Parti'ye tek başına hükümet vermekle vermemek veya başka bir partiye vermek arasında bir seçim yapmak durumunda kaldı diye düşünüyorum ben. Ve tabii ki bir alternatif yok. Bu manada muhalefet sorunu devam ediyor dedim. Ama yani muhalefet sunmadı mı? Yani CHP mesela gereğini sunmadı mı? Şimdi bakın, yani siyaset CHP, öyle bir şey ki MHP, yeterince güçlü olduğunuzu da göstermek sizin boynunuzun borcudur. Yani siz çok güzel seçim bildirgesi yapabilirsiniz. E tamam ama yani bir akademisyen diyelim, oturduğu yerde odasında arkadaşlarıyla beraber böyle akıllı zeki öğrencileriyle beraber bir workshoplar falan yaparak çok güzel bir program yapabilir. O metni ama bu yazarım. Bir siyasi vaka değildir. Bu çok, bir akademik yani çalışmadır. Bir siyasi vaka haline dönüşebilmesi için bunun güçle desteklenmesi lazım. Yani halkın içerisine çıkılması, o gücün alınabileceğine veyahut da o programın icra edilme kabiliyetine sahip olunabileceğine, yani güçlü olunabileceğine dair bir intiba yaratılması gerekiyor halkta. CHP bence de tutumunu olumluya doğru değiştiriyor. Yani eskiden çok daha fazla eleştirel davranıyordum ben. Şimdi ona girmeyelim diye söylemiyorum. Şimdi daha olumlu şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama buna rağmen o gücü ortaya koyamıyor. Tabii burada MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tutumunu da dikkate almak gerekiyor. Yani bugün AK Parti'nin karşısında alternatif bir hükümet modeli çıkarabilmenin yolu aslında AK Parti'nin dışındaki partilerin bir koalisyon yapabileceği imajını halka vermektir. Tamam, böyle olsa olabilseydi hem CHP hem MHP hem başka işte belki HDP falan bunlar güçlenebilirdi. Yani AK Parti'nin dışında da hükümet olunabileceğine dair bir intiba özellikle 7 Haziran'dan sonra olur. Yıkılmıştır. Ama bunu olmadığı bir muhalefet tarafa, yıkmıştır. Tabii muhalefet yıkmıştır. Dolayısıyla muhalefet sorunu vardır diyorum. Muhalefette liderlik sorunu var mı? Mesela Kılıçdaroğlu şimdi, ve Bahçeli açısından. Hani Demirtaş. Şimdi tabii bu böyle çok amiyane bir şeydir. Yani bilmediğimiz bir şey. Yani mesela işte Batı demokrasilerinde bu olur. Biz de buna özeniriz. Yani başarısız olan hemen istifa eder vesaire. O gider gelir. Başkası başarısız olur. Peki de bu da bir üstünlük diye. Belki de bir zafiyettir. Yani ben mesela İngiliz İşçi Partisi'nde bu yeni liderin böyle halk indinde başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani Miliband'ın daha başarılı olacağını düşünüyordum. Ama ilk seçimde başarısız oldu diye gönderildi. Bunu tarih gösterecek. Yani buna geniş bir perspektiften bakmak lazım. Yani belki 50 yıllık bir perspektiften bakarak liderlerin... Şimdi kaçıncı? Mesela MHP'de kaçıncı seçimdir? Dur bir dakika. Var. Burada bir şey söyleyeceğim. Onun için şey yapma. Yani bu kolaycılıktır. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu doldurduğunu da iddia etmiyorum. Ama kim diye sormam lazım. İşte onu kimi sorabilmeniz için yani, oranın boşalması lazım. Hayır canım, öyle bir şey yoktur. Eğer bugün CHP'de işte bu kadar zamandır en azından yerinde sayıyorsa ve CHP'de lider potansiyeli taşıyan birileri varsa onların da bugün nasıl ki CHP'nin AKP'ye alternatif, AK Parti'ye alternatif olarak ortaya çıkma sorumluluğu varsa CHP'deki diğer lider adaylarının da Kılıçdaroğlu'na alternatif olarak ortaya çıkma sorumluluğu vardır. Yani biri orada oturuyor diye ben alternatif olmayacağım. Var mı böyle bir şey? Tamam. O zaman sen şimdi, lider değilsin. Şimdi. Yani sana altın tepsi içerisinde bu sunulacak. Yok böyle bir liderlik mücadelesi. Şimdi oradaki iç siyasi yapı açısından. Ama buradaki en kritik soru şu oldu Cem. Bu dönemde 7 Haziran'dan bu tarafa. Şimdi MHP... Şimdi tabii bu Bahçeli'ye mal edildi ama ben bilerek MHP dedim. Artık şuna karar vermek durumundadır. Yani bu Kürt sorunu Türkiye'de çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Eğer olduğu yerde çakılı kalacaksa, %10, 11, 12, 13, 15 neyse, o oy değerlendirilmeyecek bu süreçte demektir.
Çünkü bir şekilde Türkiye'nin demokratikleşerek yoluna devam edebilmesi için ve yani AK Parti'ye daha demokratik bir iktidar alternatifi, bir hükümet alternatifi yaratılabilmesi için Kürt seçmeninden oy alan örneğin HDP veya başka parti veya bir sosyalist parti diyelim yani Türk Sosyalist Partisi'nin vesaire katkısı kaçınılmazdır. Eğer MHP ile bu bir arada olamayacaksa bu defa işte bugünkü tablo veya 7 Haziran'daki tablo ortaya çıkar. Yani bir yanda merkez sağ ve kısmen de muhafazakar sağı yani aşırı sağı bile içinde barındıran AK Parti olur. Onun ucunda bir MHP olur. Bu tarafta da yetersiz olarak işte CHP veya Kürt oyları veya sol sosyalist oylar olur. Ve bu tablo bir süre daha devam eder. Yani bu önümüzdeki 4 yılın sonunda da bu tabloyu görebiliriz. Çünkü orada yakıcı olan yani herkes için çok önemli olan bir Kürt sorunu var. Bir kısım insan için yani ondan hiç taviz verilmemesi gerekiyor. Türkiye'nin mevcut yapısından vesaire. Diğer bir kısım insan için de Kürt sorunun mutlaka demokratik metotlarla çözümlenmesi gerekiyor. Bu iki unsur bir araya gelemediği sürece AK Parti alternatifsizdir. Halk neden bu noktaya geldi? Yani 7 Haziran'da böyle bir şey yapan... Hadi sen cevap ver bu soruya. Benim kendi cevabım var zaten de yani ben sizden öğrenmek Hayır, istiyorum. Hayır yani... Kendi yorumumu söylemem isterseniz ya buradaki mesajları vesaire... Soluk almam için. Ha. Ya şimdi çok basit bir şey var, yorum var. Daha bu ilk tablo çıktığı an dedim ki tamam işte söylenecek cümleyi söyleyeyim. İşte halk dedi ki, halk HDP'ye ceza verdi. HDP dedi ki bak sana oy verdim, meclise soktum hem de yüksek oy verdim, barajı da geçirdim. 7 Haziran'da demişti. Meclise gir ve bu terörle ilgili bir atılımda bulun, bunu engellemeye yönelik hareket et. Sen yapmadın, terör hortladı. Bu nedenle seni barajı geçirdim. Nasıl ne yapacaktı? Hiçbir terör olayından sonra çıkıp da bununla ilgili bir şey yapmadı. Tamam şimdi bunu mesela neyse. Çok güzel konuşabiliriz. Ha. Evet bu bir bölüm olmalı aslında. MHP dedi ki şimdi ben genel yorumu söylüyorum. Evet onun için kesmedim. Ama sadece buraya dikkat çektim. Halkın şeyinden bahsediyorum. Halk değil aslında. Dün akşam televizyonda izledim hemen hemen herkes aynı şeyi söyledi o yüzden. MHP ile ilgili de sen... MHP olarak sana oy verdik, seni yükselttik, AKP ile birlikte koalisyon kurabilirsin diye. Aynı şey HDP için de geçerli, koalisyon kurabilirsin diye. Ama sen bunu ilk geceden reddettin, koalisyonu reddettin. Terör olayı ile ilgili az önce sizin dediğiniz olay çerçevesinde tabii daha basitleştirilmiş şekilde. İlimlaşmadı hiçbir zaman. He, hiç ilimlaşmadın, sen terörle ilgili de işte çözüm mü hiç şey yap, hatta çözümü iptal edin, vuralım keselim geçelim dedin. Ama bunların hepsi çözüm bir kenar. Değil. Bunların hepsi bir kenarda. Asıl MHP'ye ceza şu. Sen koalisyonu reddettin ilk geceden ve tabii. Seçim istedin. Al sana seçim. Ama sana... o koalisyonu reddetmenin de içinde bu dediğin senin siyasal duruş var. Bir sürü var. Şey var. Çünkü MHP koalisyonu dolayı... reddederken temel şey neydi? Bu çözüm argüman... süreci. Gitti tam de, olarak gitti de HDP'yle koalisyon. Hayır. Hayır yani CHP ile öyle dedi de. Hayır MHP AKP dedi. AKP'ye de dedi. Sen dedin HDP ile... Tamam yani esas mesele neydi? Bu. Çözüm süreci. Çözüm. Çözüm süreci... Ya o temelde bir şey var. Radikal bir şekilde yani Kürt sorununun çözümüyle ilgili süreç tamamen yok edilecek. Türkiye evet. Halkı hatta MHP'li seçmenin bir kısmı bile bu sürecin tamamen yok edilmesine karşı olduğunu bu seçimde gösterdi. Gelelim HDP meselesine. Tamam. Gelin bir HDP... dakika CHP'yi söylemedim ama. Söyle. CHP ile ilgili de tamamen tavrı şuydu. Güven inanmıyoruz, yani güvenmiyoruz. Yani senin bunları CHP yapabileceğini... CHP kendi seçmenin oyunu aldı. Aldı, yani hayır. O şeyden bahsediyorum, o kayan oylardan bahsediyorum. Yani o yüzen oy denir ya, işte havada dolaşan oy, o inandığına, güvendiğine veren, AKP'yi bugün 40'a indirip 49'a çıkaran oy diliminden bahsediyorum. Ama orada CHP'nin şey sorunu var, yani güvenmiyor ama nesine güvenmiyor? İktidar iktidar olacağına güvenmiyor. Tamam işte. Yani o boyutta görmüyor. İktidar CHP'yi. Olsa da yapabileceğini. Yüzen gezen oylar daima güçlüye akar. Kayar. Tamam. Tamam. Net. Dolayısıyla CHP %30 oy alsaydı da diyelim %25 aldı değil mi şimdi? Hı hı.
diyelim ki %30 oy alabileceğini düşünse bile seçmen, o yüzen gezen dediğin seçmen. Pekala, ondan sonrası %30 daha hükümet olunmuyor. Tamam. Yani hükümet şimdi olmayacaksa CHP, ben oyumu yüzen gezen oylar bakımından söylüyorum. Niye CHP'ye vereyim? Ben bir seçmen olarak politikasını hükümetlerin %100 onaylamasam bile bir istikrar arıyorum, tamam, bir düzen arıyorum. Ve görüyorum ki bu parçalanmış siyasal yapıda daha fazla terör vardır, ekonomik belirsizlikler vardır, zıtlaşma vardır, gerilim vardır toplum içerisinde. Şimdi zaten işin ben özeti bu durum böyleyken niye gidip CHP'ye oy vereyim? İşin özeti oydu. Çünkü hükümet olamayacak. Şimdi ben yani siyasette söylüyorum. Güç veya güçlü olunduğu abi, izlenimi öyle zaten. Önemli bir çekim argüman unsurudur. Şimdi ben zaten söylediğim gibi yani bu şimdi yapılan yorum zaten şu anda konuşmak kolay. Asıl tamam, bunu 31 Ekim'de konuşmaktı mesela. Yani şundan dolayı tamam, şu olacak bu. Ya sonuç üzerinde ama, yorum ama yapılıyor. Ama şey de diyorum. Önemli bak. Hayır, şimdi bu olayları tahlil ettiğiniz zaman olduktan sonra yeni olayları da tahmin edebilme. Ha, ben yani bu tahliller şimdi, yeni bana sorduğunuz için ben konuşuyorum şu an. Diyorum ki bu genel anlamda yapılan işte siyaset bilimci vesairenin çıkaracağı işte argümanlar bunlar. Diyecek ki işte Türkiye'de seçmen dedi ki ekonomik anlamda belirsizlik, 7 Haziran'dan sonra oluşan belirsizlik, terörün artması yani güvenlik vesaire, bunlardan dolayı tek başına iktidarı tercih etti vesaire vesaire. Altını doldurabiliriz. Bir sürü de vesaire doğru değil işte onları söyleyeceksin. Bir sürü doğru şeyi söyleyebilir. Söyleyelim işte. Dediğimiz gibi iktidarda bir iş başına gelecek olan, tek başına olan iktidar, daha önceki 90'lı yıllardaki koalisyon ki öncesinde bir Özal dönemi var. Koalisyondan korktu seçmen, bunu istemedi. Koalisyon için fırsat verdi. Bu partiler, koalisyondan korkmadı seçmen. Hayır, ilk etapta fırsat verdi ama tabii 7 Haziran'da koalisyon yapın Uzdaş'ın dedi. Reddetti. Görünce bu siyasal seçmen tablodan koalisyon ki, çıkamaz. Tamam abi, o zaman tek işte partiye döndü. Tamam, sana aynı şeyi diyorum. Söylüyorsun da. Yani sonuç itibariyle bu bir şekilde bu noktaya geldi ve bugün bu tahayyülü yapabiliyoruz. Yani 30 Ekim'de, 31 Ekim'de yine koalisyon diyorduk hepimiz hemen hemen. Yani tek başına biraz zor gibi gözüküyordu Türkiye'de bir iktidarın gelmesi. Canım nihayette biz yani sonuç, uzaktan gazel okuyoruz. Yani, yani o kadar anket, ne? Şirketlerin anketlerini okuduk. Battı zaten. Televizyonlardaki konuşmaları hepsi, dinledik vesaire falan. Yani geleceğim AK Parti'nin sonuç şu, sözcüleri bile geleceğim sonuç şu. Muhalefetteki ben neden öyle yazdım muhalefet diye. Şimdi muhalefetteki işte şudur budur bilmem ne liderlik tercihi işte büyük demokrasilerde Avrupa'da işte bak adam kaybetti gitti vesaire vesaire gibi konular var. Ben kesinlikle bunun olması gerektiğine inanıyorum. Neyin? Türkiye'de. Muhalefette özellikle Kılıçdaroğlu gibi, Sayın Bahçeli gibi hatta yani ben Demirtaş'tan beklerdim. Neden? Hayır, nedenini İnanmam. Söyleyeyim. Abi nedenini söyleyeyim. Söyle nedenini. Kendi nedenimi söyleyeyim. Nedenim şu. Mesela Demirtaş'tan özellikle beklerdim. Şu yeni bir siyaset anlayışı getirmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ya biz Demirtaş 14'ten saat 10'a indik. Saat 10. 14'ten 10'a indik. Demek ki başarısızız. Bir yerlerde yanlış yaptık. Yerimizi yeni canım, arkadaşlara bırakalım. Canım bu bir tahlile dayanmıyor ama. Bu afaki o zaman bu şekilde hiçbir zaman netice alamazsın. Bugün HDP'nin oyunun azalmasının nedeni PKK'dır. Tamam. Tamam ne? PKK'ya sırtını dayamış bir parti. Hayır öyle bir şey yok efendim. Ne yapmış? Ama şu anda ortada bir Kürt kitlesi vardır. O Kürt kitlesinin içinden sen oy alamazsın PKK'ya böyle birinci derecede karşı çıkarsan. En önemli şey. Pasif sırtını kaldı. Sırtını dayadın dediğim o işte. Hayır efendim. Nasıl aynı hayır? Şey. Hayır, aynı sırtını cümleyi dayadın lan. Ona karşı pasif aynı davrandın, aynı şey değil. Ne yaptın? Ona karşı tavır alacaktı ve Güneydoğu'daki illerden %60 oy alacaktı. Öyle mi düşünüyorsun? Hayır, oy aldı. %4 oy kaybetti. Benim dediğim, ne? Sırtını dayaması dediğim işte bu çıkar durumudur. Ne çıkar durumu be Cem, anlamadım hiçbir şey. Yani PKK'ya karşı bir duruş sergilemiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Olsaydı, sergileseydi %60 oy mu alacaktı? Şimdi %60 ya, oy aldı. Ama ne alacaktı? Onu sergileyemedi diyorum. O yüzden PKK'ya sırtını dayadı Cem, dediğim o. %13'den %10'a düşmesinin nedeni ne? Ne? Sessiz kalması işte. Ha. Yani PKK'ya karşı çıksaydı %20 oy alacaktı. Hayır, ne olacaktı? Daha düşük alacaktı belki. Seçime giremeyecekti. %10'un altında seçime duracaktı. Seçime giremeyecekti.
Niçin? Ki nasıl aday bulacaktı? Nasıl adaylarına yönelen tehditleri, şunları bunları? Demek ki PKK'ya sırtını dayıyor. Ki arada bir derede böyle bir şey yoktur, böyle keskinlik. Tamam, ya işte. Ondansın ya bendensin. Hayır abi, sırtını biraz dayıyor demek. Hayır. PKK'ya bilmem ne yapıyor sırtını demek. Sırtını dayamıyor. Ne yapıyor? Bu ortada yeni bir proje vardı. Bu HDP projesi. Yani görüşmeyle işte Türk sosyalistleri de var işin içerisinde, biliyorsun. Kürtçüler, Sırısı, Önderler vesaire falan. Yani bir nevi biraz ara buluculuk rolü de var. Biliyorsun Kandil'e gidiyorlar, İmralı'ya gidiyorlar, Ankara'ya gidiyorlar, geliyorlar. Hasan Bey telefonunuz çalıyor. Çalmaz. Geliyorlar vesaire. Bu projenin yürümesi ve yani çözüm için bunun umut vermesi PKK için ciddi bir tehlikeydi. Çünkü burada ileri adımlar atılabilmesinin zaten koşulları en azından ilk başta PKK militanlarının Türkiye'yi terk etmesi, sonra PKK'nın Kuzey Irak'ta bile varlığının silinmesi, bu PKK önderlerinin belki bazı ülkelere sürgüne gitmesi, yani Rusya'ya, şuraya buraya gidip yani hayatlarını devam ettirmeleri ama siyaset sahnelerinden silinmelerini gerektirirdi. Belli ki bu çözüm süreciyle ilgili tartışmalar içerisinde PKK yeni yapılanmalara gitti, yeni stoklar yaptı, mühim lojistik önlemler aldı. İşte bu patlayıcılar, bu şehir örgütlenmeleri, 13-15 yaşındaki gençlerin örgütlenmeleri. Fark et, yani Güneydoğu'daki PKK'nın ilçelerde bu tavrına, özellikle... PKK'nın bu terörüne sessiz kalmak. Bir dakika, öyle şey yapma bana, sessiz kalmak. Evet. Kaldı tabii. Çünkü orada bir Kürt kitlesi vardır ve o kitleden kopmaması gerekiyor HDP'nin. Siyasi çıkar uğruna terörü destekledi tabii ki, demektir bu. O kadar basit değildir bu iş. Ya o nedir başka? Ya o kadar basit değildir. İstersen her gün gına terörü işte 90'lardan beridir devam eden, 25 senedir devam ya eden bir iç savaş var. Ben neredeyse seçmen gınadından işte bak, olacak. Şuraya kaçırıyorsun. Neden oy kaybettin? Gınadından olacak. Ben seçmen olarak, değil mi? Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Seçmen bir tane ben değil. Seçmen olur. Bir dakika dinle. Seçmen bir tane değil. HDP'ye 7 Haziran'da oy verenlerin işte bu 3-4 kitle var ya, %3-4 neyse artık o aradaki fark. %3 ha. Ha. Yani neydi işte, oraya bakalım. %13.1 almış, %10 almış işte %3. Ya Güneydoğu'daki illerde HDP ortalama olarak %4 oy kaybetti. Gidip seçmen oy verirken HDP'ye. Dinle abi, bitireyim bir dakika. Cem yanlış konuşursunuz. Neyi ya yanlış konuşursunuz? Yani mesela seçmen dersiniz. Yani sanki bir seçmen var. Bir seçmen sen yok. Sen bunu anlaman. Anlamam tabii. Yahu seçmen deyince bütün seçmenler mi diyeyim? Nasıl istersen de bakayım hadi. Yani kendini anlatmakta daha ben anlamam. Sen anlamıyorsun. Vatandaş anlıyor. Tamam, seçmen deyince anlıyor. Onu anlıyor. Oy verirken adam şunu düşünüyor. Diyor ki HDP'ye oy vereyim 7 Haziran'da. HDP'ye oy vereyim, en azından bu terör belası, adamlar çıksın, siyaset yapsınlar, mecliste olsunlar, yani sisteme dahil olsunlar, değil mi? Kürt politikası, HDP onları temsil ediyor, terör bitsin diye oy verildi. Ama 7 Haziran'dan sonraki süreçte görüldü ki terör bitmedi. Ve terör bitsin diye oy verilen adam, ona bir dakika bitireyim, terör bitsin diye oy verilen kitle, HDP, işte o yapı, buna sessiz kaldı, onu demeye çalışıyorum. Sen ne diyorsun ki ses çıkaramazdı? Şu anda %11 oy aldı, tamam mı? Onu oraya da gelemezdi diyorsun. Ben de bundan dolayı diyorum işte bu sessiz kalması yanlıştır diyorum. O kadar ne? Oy sessiz kaldığı için yanlıştır zaten. Yanlıştır demek ne demek yani? Bak tekrar ediyorum. Ya %11 oy verilen, nasıl aldı? Oy verilen adam, oy verilen o yapı, siyasi yapıya oy verilme nedeni şu. Sisteme dahil olsun. Siyasi olarak Kürt politikası olsun du. Terörizm olmasın. O zaman niye sıfır almadı? Çünkü madem ki %13 kendisine bu iş için oy verdi ve o bunu yapamadı. Niye %3 oy kaybetti de %13 oy kaybetmedi? Dediler ki şu anda bir ihtimal daha var. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Ne yaptı? Yok öyle birisi düşündü de böyle dedi. Burada çok milyonlarca insandan söz ederiz. AK Parti 23 milyon oy aldı. HDP'de 1 milyon oy kaybetti. Tamam. Yani milyonlarca insan böyle suslalı maymun gibi aynı şeyi düşünmez. Olay bellidir. Genelleme yaparsınız. Şimdi Güneydoğu'daki özellikle muhafazakar olan ve geçmişte hiçbir zaman PKK'nın veyahut da sol sayılabilen, sosyalist sayılabilen Kürt hareketlerinin destekçisi olmamış insanlar,
ki bunun içerisinde AK Parti'nin kurucuları var. Değil mi? Dengirmir Mehmet Fırat var. AK Parti'nin kurucusuydu muhafazakar. Ve bu harekete katıldılar. Celal Doğan var mesela. Celal Doğan Türktür, Kürt değil. Celal tamam, Doğan abi. Deniz Gezmiş ekolünden ve Türk sosyalisti olduğu için katıldı. Başka isimler var diyorum, onu diyorum. Yani neyse devam et abi, böldüm. Kürt olduğu halde Kürtçülük politikasına destek olmayan insanlar 7 Haziran'dan önce HDP'ye katıldılar, destek verdiler. Daha dini bütün oldukları halde, daha önce AK Parti ile veya diğer dine daha yakın olan partilerle hareket ettikleri halde HDP'ye katıldılar, destek verdiler. Çünkü Kürt sorununun Türkiye'nin temel sorunu olduğunu ve bunun çözümünde silahların yerine parlamentoda milletvekillerinin konuşmasıyla çözüm bulunmasını destekledikleri için. Ama PKK'nın bu saldırıları 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki bu insanların önemli bir kısmını, ki bu işte %4'e falan geliyor, tamam mı? Geri kaçırdı. Kaldı ki bu oyun tek kale değil. Yani bir aktör ne yaparsa yalnız başına yapmıyor. Başka aktörler de var. Örneğin bu arada AK Parti bu illerdeki adaylarını değiştirdi. Bir çok kolay bir şey değildir. 7 Haziran'da girdiğin seçime, 5 ay sonraki seçime adaylarını değiştiresin. Kırgınlıklar olacak, şu olacak, bu olacak. Buna rağmen AK Parti cesaretle adaylarını değiştirerek daha fazla o illerde, bunu mesela ben seçimden önce çok dinledim. Yani abi doğru adaylar tespit etmemiştik, şimdi daha doğru adaylarla seçime giriyoruz diyen bir sürü AK Parti sempatizanıyla konuştum. Mesela ben de konuştum bunu. Hı hı. Bunu cesaretle değiştirdi. Kaldı ki unutma, işte bu arada bu terörün yeniden ortaya çıkması, o insanlar da bu işten hoşlanmadıkları için demek ki biz daha güçlü bir hükümete ihtiyaç duyuyoruz dediler. Ve bu illerden milletvekili sayısında Bursak belki daha önemli bir kazanım elde etti AK Parti. Yani çünkü her ilde neredeyse bir milletvekili çıkarmışsa bunu iki yaptı. Milletvekili çıkaramamışsa bir milletvekili kazandı HDP'nin karşısında. Daha önce hiç kazanmadığı yerlerde. Yani AK Parti, bak bu seçimin sonuçlarından birisi şudur. Bütün illerde oyunu artırdı. Yani İç Anadolu'da şunda bunda MHP'nin oylarını kendine devşirirken 7 Haziran'a göre. Güneydoğu'da da HDP'nin oylarından bir miktar aldı. Yani bu bütünlüklü bir çalışmanın ürünüdür. Öyle tek bir şeyle de izah edilemez. Ama eğer tek bir şeyle izah etmemiz gerekirse, bunun AK Parti ile yola devam mı, tamam mı sorusuna tamam diye cevap verilmesi olduğunu Türkiye seçmenleri tarafından söyleyebiliriz. AK Parti'nin %40'tı. 49'a gelmesi. Davutoğlu'nun başarısı mıdır? Yoksa Erdoğan'dan kalan, yani Türkiye yeni bir lider Davutoğlu kazanmış mıdır? Yoksa Erdoğan'dan kalan az önce koyduğumuz argümanlar, işte seçmen o zaman öyle yaptı, işte koalisyonu denemek istedi, bugün bunu yaptı falan filan mıdır? Şimdi bu asıl liderlik meselesi, lider mi kazandı mı? Türkiye? Liderlik meselesi öyle stüdyoda oturup da ona veya buna bir şey atfetmekle ne olacak, bir şey değil. Nihayet de bunu halk nasıl algıladı? Yani Türkiye halkı bu seçim zaferini kime atfedecek? Bunu gözlemlememiz lazım. Yani bu da böyle kısa bir sürede olacak bir şey değil. Yani eğer ki bunu Erdoğan'a atfediyorsa Erdoğan'ın liderliği devam ediyor demektir. Eğer bunu Davutoğlu'na atfediyorsa Davutoğlu. Yani bir kere bu ihtiyatım, bunu söyleyeyim. Ama benim gözlemimi sorarsan, izlenimimi sorarsan, tabii biz medya aracılığıyla bunu elde etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar da Erdoğan bu seçimde daha pasifse 7 Haziran'a göre, gene de bütün bu kurgu Erdoğan ve ekibinin kurgusu olduğunu düşünüyorum. Yani dikkat edersen bu erken seçimi zorlama, koalisyon çalışmalarını bir yerde gizliden gizliye sonuçsuz bırakma 7 Haziran'dan sonra. Ve bu erken seçimi zorlama biraz Erdoğan tütüyor. Yani
ortada bir kurgulama vardır. Olur, siyaset tasarımı vardır. Tamam, kurgulama derken. Ve işte Türkiye'yi erken seçime sürükleyeyim veya yeniden seçime sürükleyeyim ve AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını sağlayayım kurgusu var. Bu kurgunun kanaatimiz odur ki Erdoğan ve arkadaşları tarafından yapıldığı kanaatimiz var. Dolayısıyla liderlik misyonu orada ortaya çıkıyor. Yani liderlik misyonu çıkıp kürsüde vesaire konuşmak değildir. O biraz vekaletinde oluyor. Kaldı ki Sayın Davutoğlu'nun bu seçim kampanyasında çok göz doldurduğunu düşünmüyorum ben. Yani lider profili olarak, evet, karizma olarak. Dolayısıyla kişisel kanaatim, yani Erdoğan'ın karizmatik liderliğinin, yani yasal tarafları ne olur bilmiyorum, onun için böyle konuşuyorum, tamam. Ama karizmatik liderliğinin devam edeceğidir Türkiye'de. Çünkü bu sonucu, bu sonucu özellikle AK Partililerin Erdoğan'a atfedeceğini, tamam, ve onu lider olarak görmeye devam başkanlık edeceğini sistemini düşünüyorum. Getirmeye çalışır mı? Yani sayısı yeterli değil ama son iki dakika bu arada. Yani bu önümüzdeki süreçte anayasa değişimi ve başkanlık sistemi Türkiye'de gündeme gelir mi? HDP buna destek olur mu? Ki bir tane desteğe ihtiyacı gelmemesini var. Dilerim. Çünkü Türkiye'nin, gerçi işte akşam Sayın Davutoğlu'nun mesajlarında hep bu vardı. Anayasa yani Türkiye'nin yeni gerilimlere ihtiyacı yoktur. Yani AK Parti eğer 2002'den sonra olduğu gibi bir böyle 4-5-6 sene neyse Türkiye'nin dönüşümüne, Türkiye'nin yani gerek ekonomik, siyasi vesaire istikrarına katkıda bulunmak veya bunun liderliğini yapmak istiyorsa ilk önlem bu siyasi ilişkilerin yumuşamasını sağlamasıdır. Akşam Sayın Davutoğlu'nun gerek Konya'da gerek Ankara'da yaptığı konuşmaları dinledik televizyondan, sonra okumaya çalıştık haberlerden ki yani atladığımız bir şey var mı diye. Sayın Davutoğlu buna çok vurgu yaptı. Ben her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının da buna hizmet edecek şekilde olduğunu düşünüyorum. Hatta Demirtaş'ın Yüksekdağ'ın açıklamalarının da her ne kadar onlar yani çok adaletsiz bir seçim ortamında baskılar, saldırılar, kanlı bir seçim ortamı yaşadık deseler de buna hizmet edebileceklerini düşünüyorum. Çünkü o tahlili yapabileceklerine inanıyorum. Yani onların %3-4 gerilemesine neden olan da bu kanlı ortamdır. Yani Türkiye'de demokratik siyasetin gelişebilmesi için de daha az kutuplaşmaya, daha az gerilime vesaire ihtiyaç olduğu gün gibi açıktır. Ha, MHP için bir şey söylemiyorum. MHP ya kendini biraz dönüştürecek yahut da artık tarihi misyonu, yani o Türkçülükle, yani o Alparslan Türkeş'in ilkeleriyle yürünebilecek yol yoktur. Evet. Zaten Tuğrul Bey babasının yolunda değil, AK Parti'ye gelmiştir. Yani bu açık seçik meydandadır. Evet. Ya kendi kendini ilga edecek, yani bu seçimden sonra kesinlikle barajın altında kalacak. Ya ılımlılaşacak. Ilımlılaşacağını da düşünmüyorum doğrusu. Evet. Yani pek ihtiyaç olduğunu da zannetmiyorum. Yani AK Parti zaten onu ikame ediyor. Tamam. Daha devam edeceğiz. Programımızın sonuna geldik. Efendim yarın 7.45'te Hasan Erçok Hoca ile birlikte yeniden karşınızda olacağız. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı sevgili izleyicilerimize? Sana yeterince söyledim demek istiyorsun. Biraz da seyircilerim. Herkese iyi günler, mutlu bir hafta dilerim. Tabii bu tartışmaları herhalde bütün bu hafta boyunca yaparız. Ama bir yere oturur. En azından tabii ki seçim yaşadık hafta sonu. Türkiye'de beklenmedik bir neticedir. Ama eğer Sayın Davutoğlu'nun ilk akşam ortaya koyduğu gibi bir yumuşama da buna eşlik edecekse Türkiye için hayırlı olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Evet. Ve tabii Türkiye için hayırlı olan şey bizim bölgemiz için ve bizim için de önemlidir, hayrımızadır. Bunu peşinden altını çizmek isterim ama evet, AK Parti bu zaferi kesinlikle bir yumuşama operasyonuyla taçlandırmalıdır. Net. Ulusal Birlik Partisi'ndeki seçimde aslında toplumsal sonuçları bakımından faydalı olmuştur. Yani bu üyelik sisteminin çalışabileceğini göstermiştir. Benim için bu önemli. Çünkü ben bunun yani işte CTP'de bunu izleyebilir falan çalışmayabileceğini ve siyasal sistemimizde önemli sorunlar yaratabilirdi. Bunun çalışabileceğini, evet, gösterdi UBP Kurultayı. Hüseyin Bey'i
kutlarız. Birinci geldi, diğer adayları kutlarız. Yarışa katıldılar. Ersin Bey önemli bir başarı gösterdi ama nihayette Hüseyin Bey'in ikinci turda bu seçimi alabileceği beklentisi vardır bu aşamadan itibaren. Dolayısıyla evet, Kuzey Kıbrıs'ta da bir siyasi kriz, bir hükümet krizi beklentimiz yoktur. Dolayısıyla artık işlerimize dönebiliriz. Bakalım. Evet. Yarın yeniden beraberiz. Hoşçakalın. Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Biraz farklı, biraz meraklı. O benim beğenim. Biraz aşık, biraz çılgın. O benim beğenim. O benim. Bazen sade, bazen canlı. O benim beğenim. Beğen. O benim beğenim. Beğenim. Beğen. Popüler İspanyol markası Desigual'in eğlenceli, renkli ve özgür tasarımları moda tutkunları için Ercan Havalimanı, Caner Duty Free gidiş mağazasında. Araştırıyor, sorguluyor, doğruluyor ve yorumluyorlar. Bu program haberlere bakış açınızı değiştiriyor. Bakış açısı sona erdi.